Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Öncelikle Yaman'ın Seher'den özür dileyip hatalarını telafi etmesini istiyorsanız, Seher ile Yaman'ın daha güzel günleri olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım. Ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim. Yaman kendisini Seher'e affettirebilecek mi? İkbal, Seher'e dosya meselesini anlattıktan sonra ne olacak? Seher gerçekleri öğrenince ne yapmaya karar verecek? Seher Yaman'ı bırakacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman bir süre hayatının en büyük pişmanlığını yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediği için kendisini asla affetmeyecek. Yaman bundan sonra daha dikkatli adımlar atacak. Hatta Yaman gerçeklerden sonra Seher'in yüzüne bakamaz hale gelecek. Ama Yaman Seher'e gerçekleri anlatmazsa büyük bir hata yapmış olacak. Çünkü İkbal Seher ve Yaman'ın ayrılması için gerçekleri ortaya çıkaracak. İkbal Seher'e Zuhal'in hazırladığı dosyalardan bahsedecek. Tabi Seher de Yaman'ın kendisine kötü davranma sebebini öğrenmiş olacak. Seher bunca hakaret ve kötü muamelenin nedenini öğrenince yıkılacak. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine güvenmediğini fark edecek. Hatta Seher Yaman'ın kendisini para avcısı olarak gördüğünü anlayacak. Seher bu kadar aşağılamadan ve güvensizlikten sonra bir karar verecek. Seher'in kararı Yaman'ı terk etmek olacak. Yaman da Seher'in kendisini terk etmesiyle ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Yaman tamamen hatalı olduğunun farkındadır. Bu yüzden Yaman, Yusuf ve Arif Baba'dan yardım isteyecek. Hatta Ziya ve Cenger de Yaman'ın bu zor zamanlarında ona destek olacak. Seher de Yaman'ın pişman olduğunu anlayınca Yaman'a bir şans tanıyacak. Seher ve Yaman aralarındaki sorunları çözünce evliliklerini gerçeğe dönüştürecek. Yani bundan sonra Seher ve Yaman gerçek bir çift olacak. Ve Seher ile Yaman gün geçtikçe daha çok yakınlaşacak. Bu yüzden Yaman ve Seher'in arasında güçlü bir bağ oluşacak. Tabi İkbal Zuhal'in haline iyice sinirlenecek. Hatta İkbal tüm bunların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Bu yüzden İkbal Seher'i öldürmeyi planlayacak. Eğer Yaman yine dikkatli olmazsa bu defa Seher'in hayatı tehlikeye girecek. Ama Bahçıvan Seher'e bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Bu yüzden Bahçıvan İkbal'in planlarını boşa çıkaracak. Ardından Bahçıvan İkbal'in gerçek yüzünü Yaman'a gösterecek. Yani İkbal'in de sonu yakında gelecek. İkbal de yaptığı kötülüklerin cezasını en ağır bir şekilde çekmiş olacak. Ali ise artık Kiraz'a aşkını itiraf etmek isteyecek. Ama Ali bir türlü Kiraz'a duygularını itiraf edemeyecek. Çünkü Ali Kiraz'ın kendisini sevmediğini sanacak. Sonradan Ali cesaretini toplayıp Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Kiraz da Ali'yi sevdiği için ona bir şans tanıyacak. Ali ve Kiraz bu aşk itirafıyla hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Artık Ali ve Kiraz evlenme kararı alacak. Yani bundan sonra Ali ve Kiraz için mutlu günler başlayacak. Yaman tüm gerçekleri öğrendiği için çok pişman olacak. Yaman en çok da Seher yerine Zuhal'e güvendiği için üzülecek. Yaman ise tüm hatalarını telafi etmek için elinden geleni yapacak. Ama Yaman'ın kendisini Seher'e affettirmesi hiç kolay olmayacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Seher tüm gerçekleri öğrenmişti. Yani Seher, Yaman'ın neden kendisine kötülük ettiğini görmüştü. Seher bu kanıtları gördüğü için çok üzülecek. İlk başlarda Seher bu olanlara inanmak istemeyecek. Hatta Seher tüm bu olanların bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünecek. Ama sonradan Yaman'ın pişman olduğunu gören Seher gerçeklerin farkına varacak. Yaman ise Seher'e kendisini affettirmek için her yolu deneyecek. Seher ise ilk başlarda Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisine yaptığı psikolojik şiddetleri hatırlayacak. Bu nedenle Seher ve Yaman bir süreliğine daha ayrı kalacak. Tabi ilerleyen bölümlerde Yaman ve Seher yeniden bir araya gelecek. Bu ayrılık süresi boyunca da onların aşkı daha da büyüyecek. Ayrıca Yaman gerçekleri öğrendiği için Zuhal'i konaktan kovacak. Zuhal konaktan kovulduğu için bir daha asla geri dönmeyecek. Çünkü Yaman ne olursa olsun onu asla affetmeyecek. Zuhal konaktan kovulduğu için büyük bir travma geçirecek. Zuhal'de oluşan bu Yaman aşkı takıntılı bir aşka dönüşecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa bu onun için bir sona dönüşebilir. Çünkü Zuhal Yaman'dan ayrıldığı için Seher'i suçlayacak.
Zuhal seyirin sonunu getirmek için elinden geleni yapacak. Ama Yaman'ın Seher'e olan aşkı oldukça Seher'e hiçbir şey olmayacak. İkbal ise Zuhal'in konaktan kovulmasıyla sessizliğe bürünecek. İkbal Zuhal'in konaktan kovulması sonucu Seher'i suçlayacak. Önümüzdeki bölümlerde İkbal yine kötülükler yapacak. İkbal bu sefer Seher'e iftira atmak yerine onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Eğer Seher İkbal'e güvenmeye devam ederse kendi sonunu getirecek. Çünkü Seher bu sefer eskisi kadar şanslı olamayacak. Ali ve Kiraz'ın yokluğu herkesi meraklandırdı. Onların yokluğu önümüzdeki bölümlerde büyük sürprizler oluşturacak. Çünkü Ali hiç beklenmedik bir anda Kiraz'a evlenme teklif edecek. Kiraz ilk zamanlar Ali'nin bu evlenme teklifini kabul etmeyecek. Tabi sonraki bölümlerde Kiraz bu teklifi kabul edecek. Böylece sonunda Ali ve Kiraz da evlenmiş olacak. Yaman'ın hayatı dedektifin aramasıyla tamamen değişecek. Çünkü Yaman gerçeklere ulaşabilmek için her imkanını kullanacak. Ardından Yaman dedektiften bir hıza ulaşacak. Ama Yaman bu defa da gerçeklere ulaşamazsa Seher'i kaybedecek. Çünkü Seher kendisi hakkında hazırlanan sahte dosyayı görmüştü. Seher bu dosyayı görünce tüm taşlar yerine oturacak. Seher Yaman'ın kendisine kötü davranma sebebini öğrenecek. Bu yüzden Seher büyük bir yıkım geçirecek. Seher şimdiye kadar Yaman'ın kendisine güvenmediğini de fark edecek. Artık Seher bir karar verecek. İlk başta Seher Yaman'a hesap soracak. Ardından Seher Yaman'ı terk edecek. Hatta Seher Yusuf için velayet davası açacak. Çünkü Seher Yusuf'un böyle bir ortamda büyümesini istemeyecek. Bu yüzden bundan sonra Seher'in mücadelesine şahit olacağız. Diğer yandan da Yaman gerçekleri öğrenecek. Yaman bu gerçekleri öğrendiği gibi büyük bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediği için kendisine kızacak. Bundan sonra Yaman hatalarını telafi etmeye çalışacak. Hatta Yaman Seher için çokça çabalayacak. İlk başlarda Seher Yaman için mücadele ediyordu. Şimdi de Yaman Seher için mücadele edecek. Ayrıca Yaman Zuhal'i cezalandıracak. Tam o sırada Zuhal Yaman'ın kendisini cezalandırdığını anlayacak. Ve Zuhal hayatını sonlandırmaya karar verecek. Yani Zuhal ölse de ölmese de artık dizideki rolü kalmayacak. Ve Zuhal diziye veda edecek. Tabi İkbal Zuhal'in sonunu görünce iyice sinirlenecek. Hatta İkbal tüm bunların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Bu yüzden İkbal Seher'i öldürmeyi planlayacak. Eğer Yaman yine dikkatli olmazsa bu defa Seher'in hayatı ciddi anlamda tehlikeye girecek. Ama Bahçıvan Seher'e bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Bu yüzden Bahçıvan İkbal'in planlarını boşa çıkaracak. Ardından Bahçıvan İkbal'in gerçek yüzünü Yaman'a gösterecek. Yani İkbal'in de sonu yakında gelecek. Ali ise artık Kiraz'a aşkını itiraf etmek isteyecek. Hatta ona bu konuda İbrahim ve Fırat da destek olacak. Ama Ali bir türlü Kiraz'a duygularını itiraf edemeyecek. Sonradan Ali cesaretini toplayıp Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Kiraz da Ali'yi sevdiği için ona bir şans tanıyacak. Ali ve Kiraz bu aşk itirafıyla hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ali amcasının emanetine sahip çıkamadığı için kendisini affetmeyecek. Peki sizce Yaman artık Seher'e sahip çıkabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.